Videoya başlamadan şu an burayı koymak istiyorum. Videoya başlamadan önce abone olmayı unutma. Abone olmak ücretsiz. Ve beni izleyenlerin %90 abone olmuyor. Bu beni çok kırıyor. Tamam, beni sevdiysen abone olabilirsin. Sevmediysen de... Olsun. Abone olmak zorunda değilsin. Ama abone olursan ben mutlu olurum. Yepyeni videoyla hepinize merhabalar. İlk defa gelenler için ben Hira Nur Ayçek, kanalıma hoş geldiniz. Bugün baştan da anlayacağınız üzere yurt alışverişimi ya da üniversite alışverişi de diyebilirim. Bunları paylaşacağız. Bu serinin ilk videosu var. Şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. İlkini çok sevmişsiniz. İzlemişsiniz bayağı. Ben de bunun ikincisini çekmeye karar verdim. Bu sefer internetten gelen alışverişler. Hemen size şurayı bir göstereyim. Böyle kocaman poşetlerin içinde bir sürü şey var. Hiçbirini açmadım. Sizinle beraber bakacağız. O yüzden ben de bayağı bir heyecanlıyım. Dışarıdan geliyorum. Direkt geldiğim ilk an 5. dakikasında bunu çekiyorum. Birazcık böyle modum düşük. Vedalaştık çünkü arkadaşlarımla. Bunu mağazayı görseniz çok sevinirim. Ve arkada kuşum ötüyor. Onunla mağazayı görseniz çok sevinirim. Başlayabiliriz. Burada hemen bir tane makasımız var. Bir direkt şöyle önündekiyle başlıyorum. Makas ihtiyacımız olduğu durumlarda kullanırız. Hepsini Trendyol'dan aldım. Altta link ekleyebilir miyim bilmiyorum. Link ekleyemezsem de Trendyol'dan bakabilirsiniz. Fiyatlarına vesaire de bakabilirsiniz. Bu sanırım bir sırt çantası. Öyle gözüküyor. Evet. Şöyle siyah bir sırt çantası aldım. Önde böyle bir tane gözü var. Bayağı geniş bir göz. Ben beğendim şu an bunu. Arkasında şöyle yeterli bir boyutta. Burada laptop görmesi de var. Ben normalde hep böyle omuz çantaları kullanmayı düşünüyordum. Ama bazıları dedi ki hani kitap taşırken çok kitap taşıdığınızda sırt çantaları daha iyi oluyor dedi. O yüzden bir tane de olsa alın dediler. Ve böyle de laptop bölmesi de olduğu için falan bayağı kullanışlı buldum. Ve fiyatı çok pahalı bir şey değildi ama çok hatırlamıyorum. Bakabilirsiniz. Linkte toplayabilirsem sizin için hazırlayacağım. Böyle o yüzden bir tane olsun istedim sırt çantası. Böyle arkamı koyayım. Hem biliyorsunuz ki sırt çantaları daha kullanışlı ve daha sağlıklı oluyor. Bunu açmama gerek var mı şu an? Çünkü bunu direkt böyle koymak istiyorum. Ya bornoz takımı arkadaşlar bu. Neyse bunu açmıyorum. Böyle bir bornoz takımı aldım. Kumaşı nasıl deniliyordu ya buna? Bir şey kumaş diyorlar. Bu alta bir yere yazarım. Peştemel mi? Öyle bir şey. İnce çok kalın bir şey de çünkü kalınlar çok yer kaplıyormuş ve kurmak bilmiyorlarmış. Bunun kumaşı böyle daha ince ve daha kurumaya meyilli. Hızlı kuruyor kumaşlardan sanırım. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Bunu direkt koyalım. Şimdi diğerine geçiyorum. Sanırım laptop çantası. Evet. Benim laptop çantam yoktu. Ki çok ihtiyaç da duymuyordum. Çünkü dışarı laptop çıkarmıyorum. Ya da bir yere götürmüyordum. Ama üniversitede hem okula hem kütüphaneye vesaire götüreceğimiz için böyle bir laptop çantasına ihtiyacımız vardı. Bayağı geniş içi. Yani gayet iyi. Burada bir şey de var, bölmesi de var. Kablomuzu vesaire falan koyarsınız isterseniz. Burası da bayağı geniş. Böyle isterseniz askılı kullanırsınız. Bu size kalmış. İsterseniz böyle kullanırsınız. Yani standart bir aslında laptop çantası. Çok da ölmeye gerek yok. Sponsorluk hepsini kendi paramla aldım. Kim bana sponsorluk versin? Birazcık terledim o yüzden saçımı toplayacağım. Hemen diyecek. Videoya bu şekilde devam etmeye karar verdim. Şimdi şurada kocaman bir poşet var. Buna bakacağım. Aa, kılıçlar geliyor. Bunlar arkadaşlar kılıç herkese görmüşsünüzdür zaten. Yani görmediğiniz bir insan kalmamıştır üniversiteye giden. Yine gösterelim. Hurçların ne kadar lazım olduğundan falan bahsetmeme gerek yok. Böyle büsbüyük bir hurç var. Bir tanesine ilaç kutusu yapacağım. Bir tanesine makyaj, bir tanesi iç çamaşırları falan. Belki bazılarını böyle düzenli dursun diye pantolon mesela bir şeyler koyabilirim. 6 tane boy boylar. 2 tanesi böyle bu tarz. Bir de bunun büyüğü var. Bir de işte bunların 4 tanesi böyle boy boy gidiyorlar. Bunun fiyatı hatırlıyorum. Ben bunu 120 liraya aldım. Ama bime A1 vesaire de geldi. Ve tanesi böyle bir büyük uç falan 30 mu 40 lira mı neydi? Ben pahalı buldum. İnternette çünkü 6 tanesi 120 lira bence çok iyi. Devam. Böyle küçük bir kalemimiz var. Kalem olduğunu düşünüyorum. Hayır. Bunun için makas ihtiyacımız var. Evet bu arkadaşlar kulaklık. Şey kablolu kulaklık şöyle göstereyim.
Ve böyle çok tatlı bir not da bırakmışlar. Değerlendiririm. Şimdi şöyle bir şey var. Benim aslında kulaklığım var ama Bluetooth kulaklığım var. Yeni telefon aldım. iPhone 11 aldım. Ve onun için kulaklığım yok. Sadece Bluetooth kulaklık var. Ama yurtta da hani insanlar rahatsız olmasın diye kulaklıkla bir şeyler dinlerim. Ya da bir şey izlerim falan filan diye düşündüm ve Bluetooth kulaklığın şarjı asla dayanmaz yani. Sürekli onu şarj etme gibi bir imkanım da yok. O yüzden kabloluya geçiş yapıyorum. Genelde herkes kablodan kablosuza geçiş yapar ama ben tam tersi oldum. Evdeyken kablolu kulaklığa ihtiyaç duymuyordum. Çünkü istediğim gibi zaten dinliyorum, ediyorum falan, gerek yok. Zaten hani kötü bulduğum bir şey varsa da arkadaşlar sizi alttan not düşerim. Bu işte omuz çantası dediğimiz şey. Biraz küçük. Şu an bunu fark ettim. Böyle ön gözü var. Burada iki tane var. Bir büyük, bir şöyle küçük var. 2-3 tane defter alır. İşte cüzdandır vesairedir, kalemdir falan. O şekilde alırsınız ve kullanırsınız. Şöyle birazcık kalkayım. Bu şekilde duruyor. Böyle ağır bir şey geldi kutuda. Gerçekten bu satıcıyı tebrik ediyorum. Defterler zarar görmesin diye o kadar sarıp sarmalamış ki. Çok takdir ettim. İkili böyle satılıyorlardı. Zaten böyle çok fazla bunlara defterdir vesaire ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Genelde her hoca slide üstünden gidiyor. Ben de slide üstünden giderim. Ama derste böyle mutlaka bir not alma isteğim oluyor. İçleri arkadaşlar böyle dümdüz beyaz kız. Ben böyle daha çok seviyorum. İstediğim gibi organize edebiliyorum. Onun için böyle tercih ettim. Ve iki tane bana göre yeterli. Yani çok bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Böyle küçük bir şey geldi. Tahmin etmeye çalışayım mı? Edemedim. Priz. Bana dediler ki böyle üçlü uzatma kablolu prizler var ya, hani onlar yasakmış. Ve görünce direkt alıyorlarmış onları. Neden yasak olduğunu bilmiyorum. Sanırım yangın çıkma ihtimalinden karşı. Ben de böyle bir şey tercih ettim. Umarım yatağın başında priz olur. Ve aynı anda böyle bilgisayarım mesela telefonumu şarj edebilirim umarım. Şimdi Faber-Castell'in bende normalde 10'lu seti mi? 10'lu setti galiba, böyle rengarenk seti var ya. Onlardan vardı. Ama çoğunu kullanmıyordum. Yani yarısını kullanmıyordum. Ben de böyle en düz renklerini aldım. Mavi, siyah ve kırmızı. Ben böyle kocaman bir hırka istiyordum. Benim hırkam var ama böyle kocaman değil. Pabuduk pabuduk değil, anladınız mı? Ve böyle kocaman bir hırka aldım. Kendime deneyeyim mi? Bence bayağı iyi oldu. Şu an beğendim. Bir kapşon da var. Çok böyle kalın bir şey beklemeyin çünkü ince. Çok ağır bir şey var bakın. Ha, kilit. Kilit ve iki tane yedek anahtarı var. Bir tanesini açtım. İki tane aldım. Bir baza için, bir de dolap için aldım. Zincir ihtiyaç olurlar diye de zincirde koymuşlar. Teşekkür ederiz. Bu sanırım kablo. Sanırım. Bu arkadaşlar uzatma kablosu. Böyle uzatma kablosu ne be? USB kablo. Şarj aletinin kablosu. USB yani. Şimdi ben iPhone 11 aldım ve benim powerbank'im iPhone 11'e uyumlu değil. Biliyorsunuz ki iPhone 11'in şarj uçları Type-C uçlu. O yüzden de powerbank'imi kullanamıyordum. Ben de böyle işte iPhone 7'nin, 8'in şarj aletini aldım. Bu USB şarj aleti değil ya. USB'sini aldım. Ki powerbank'imi kullanabileyim diye. Hadi açalım. Bunu çok merak ettim. Bunu açalım mı? Ben bayağıdır beklediğim için bunları ne olduğunu unuttum diye. Bu takı kutusu diye biliyorum. Böyle üçlü takılarımı koyarım diye aldım zaten. Fazla ben amaçla almadım. Daha düzenli olsun diye. Ben bunu şey sanıyordum. Böyle hepsi yanına, yani sadece şu sanıyordum. Bir de bunu biraz daha büyümüş hali sanıyordum. Bu böyle üçlü geldi ayrı ayrı. Çok takır diye bunu koyarım. Şu an en merak ettiklerim çıkmadı. Konuşmaya gerek yok. Şarj aleti, koruyucu aldım. iPhone kullanan herkes de yani gerçekten şarj aleti koruyucusu var. Ve bunun nedenini merak ettiğimde çok şey olduklarından bahsettiler. Sıkıntılı. Ben de bunu aldım. Böyle ayıcıklı bir şey aldım zaten. Çok tatlış. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunu böyle saracağız kabloya. Bunu hallederim. Bir ara şu an böyle atıyorum. Bir de nasıl yapılacağını da bilmiyorum. Bunu ben çözerim ama. Şimdi şöyle bir şey var. Ben kulaklık aldım ya telefonum için. Telefonumdaki kulaklık benim bilgisayarıma olmuyor. Ben bilgisayardan edit yapıyorum size ve
odadaki insanları rahatsız edemem. Ya da kütüphaneye gidersem ya da bir kafede yapmaya çalışırsam diğer insanları rahatsız edemem. O yüzden böyle bir kulaklık aldım. JBL falan almadım. JBL'e gidip 1000-2000 veremem. Daha ucuz bir şey aldım. Ve bununla kablolu aldım. Çünkü sadece edit yaparken falan ve bilgisayarım bir şey izlerken dinleyeceğim. Çok da bir şey beklemiyorum. Bunun kablosu nerede? Ha, burada. Bence yakıştı. Zaten ben büyük ihtimalle bunu kullandıktan sonra şey yaparım. Bu videoyu atarım. O yüzden size söylerim. Çok pahalı bir şey almanıza gerek yok. Burçların şarjı bitiyor arkadaşlar. Burç pişmanlıktır yani. Sürekli şarj dolduruyorsunuz. Hani 2-3 saatte bitiyor ve hiçbir anlamı kalmıyor o zaman, anlıyor musunuz? Yani sürekli şarjımı dolduracaksınız gittiğiniz yerde. O yüzden çok sıkıntı. Benim en merak ettiğim bu kulaklık da. Bugün denerim belki. Bayağı bir şey almışım. O yüzden çektim. Önceki videoda belki çekmem, çok bir şey almazsam vesaire diyorum ama bayağı bir şey aldığım için çektim. Arkadaşlar fosforlu kalem. Bir şey beklemiyorum. Zaten fosforlu kalem çok pahalı bir şey değil. Alırım sonradan da. Ama böyle renkleri falan çok soft duruyor. Size denemek isterdim ama çok bir vaktim yok. Daha valiz vesaire hiçbir şekilde hazırlamadım ve yarın gece yola çıkıyorum. Ve valizimde hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Çünkü bu kargonun gelmesini bekliyordum ve size video çekmek istedim gelir gelmez de. Çantayım ben. Ev bir çanta. Buna birazcık para verdim. Birazcık para dedim arkadaşlar, 200 falan. Benim için bilmiyorum ya. Ben çok tutumlu bir insan mıyım? Çok değilim de. Herkese görmüşsünüzdür bunu. Görmediğiniz bir insan kalmamıştır. Bu mesela sandığımdan büyük geldi. Ama siyah da sandığımdan küçük geldi. Yani böyle bir zıtlaşma yaşadık. İçinden her şey sığar. Laptopunuzu koyarsınız. Defter, kitap koyarsınız. Atarsınız omuza, gidersiniz. Piknik yapmaya mı gideceksiniz? Yine bunu alırsınız, gidersiniz. Tam böyle piknik çantası gibi ama böyle tüycük tüycük olmuş. Gözüküyor bilmiyorum ama. Neyse, çok da bir şey beklemiyorum ben zaten. Ay, iki tane bir şeyimiz kaldı, bitiyor. Bittiği için üzülüyorum. Sizce hangisini açalım? Bu çok ağır bir şey. Ne kaldı ki almadığım, açmadığım? Bu daha hafif. Bunu açalım mı? Ağır olduğu için merak ettim. Aa, tamam. Bununla ilgili size bir hayal kırıklığı söyleyeceğim. İlk öncesinden bir bez, bir çanta çıktı. Yumuş. Şimdi çok tatlı, ayıcık. Şimdi güzel. Kullanırım. Çok güzel koktu. Bakın ne yaptı? Kırışıklık giderici arkadaşlar. Ben ütü falan almadım. Ütü almaya ne gerek var? Çünkü daha da ütü alıyor. Ben influencerlardan biliyorum. Ütü etkisi falan vesaire diyor. Ben dediler ki gayet başarılı. Hani tişörtlerinizi falan sıkarsınız ya da pantolonunuzu sıkarsınız. Gayet gideriyor dediler. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım bu direkt sprey mi? Bu sanırım koku vermek için, bilmiyorum. Böyle iki tane bundan işte kışıklık giderici. Bir tane bundan, bir tane de bez çanta yollamışlar. Gayet güzel bu arada. Şu şekilde bugün arkadaşım bunun hakkında konuştuk. Ve bunun arkadaşım dedi ki hiçbir şekilde işe yaramıyor. Ben de birazcık influencerların şeyine gelmiş olabilirim. Bilmiyorum, arkadaşım işe yaramadığını söyledi. Sonra dedim ki ben bunu aldım yani. Ne yapacak bir şey yok. Sadece kokusu, koku veriyor güzel dedi. Kokusu zaten güzel gümüşüm de yani. Saçını almamıştım. O yüzden ben deneyeyim bunu. Beğendikten sonra sizinle de paylaşırım merak ederseniz. Son kutum. Son kutumun ne olduğunu ne bilmiyorum. Etraf o kadar fena ki. Jelibon göndermişler. Çok teşekkür ederim. Sizin isminizi paylaşabilirim. Lance of Mike. Öyle bir şey. Jelibon gönderdiğiniz için sizin adınızı paylaştım. Tarak arkadaşlar. Ben yıllardır aynı tarağı kullanıyorum ve tarağımın telleri koptu ve böyle içine göçtü. O yüzden dedim ki üniversitede niye almıyorum? Böyle bir şey. Kılları birazcık sert mi? Tarayayım mı? Bu biraz acıtıyor mu? Yorumlar gayet güzel de çok iyi açıyor falan demişlerdi ama bilmiyorum ya. Deneyeceğim. Evet arkadaşlar, benim alışverişim bu şekilde. Sadece gelmeyen bir kargom var. Onu da yarın alacağız. O da terlik, böyle crops tarzında bir terlik ama orijinal crops değil tabii ki de. Onu göstermeye çok gerek yok diye düşünüyorum. Benim alışverişim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir fikir olmuştur diyeceğim ama bilmiyorum. Çok gerekli olan bir şey paylaştım mı? Ne paylaştım? İnsanları rahatsız etmek adına kulaklık çok yararlı. İşte okul çantası, üniversite çantası gibi öneriler. İşte sırt çantası vesaire, defter, priz. Onun dışında ben A101'den falan böyle sürahi gibi
cam bir şey almıştım. İşte kupa, işte çatal, bıçak, tabak falan. Onlar zaten çok standart şeyler, hepiniz götürürsünüz diye düşünüyorum. Söylemeye gelende bile bulunmuyorum. Benim kendi ihtiyacım olduğunu düşündüğüm ve aldığım şeyler de bu şekildeydi. Bunun bir öncesi çoğunlukla kıyafetti. Hatta onda aldığım bir kıyafet. Bu da giyiyorum üniversiteye gitmeden. Şimdi de interneti paylaştım. Benim en sevdiğim şeydir yani. İnternet daha rahat ve kullanışlı bence. Size etrafı göstermek ister misiniz? Hadi göstereyim. Etraf şu an şöyle bir savaş alanı. Burada aldığım ürünler var. Ben burayı toplayayım. Daha çok işim var. Valiz hazırlayacağım. Malum gidiyoruz artık. Daha çok güzel videolarda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. O zaman çok 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 öpürdünüz. Görüşürüz.